çocuğu. Evde nasıl yapayım? Aynı şeyde de yap. Tutmuyorsa hiç yapmana gerek yok. Tutmuyor. Önde de yapışıyor mu öne de? Yok yürüyor mu ya? Yok öne de yapışıyor, yapışıyor mu? Yapışıyor, öne de yapışıyor. Şimdi her gün değişiyor bir de. Bazen köşe tutuyor, bazen anladım. Zaten arkada da bazı yerlere böyle şap evet diye aldığını hissettim ben. Aslında hocam bir de yorgunluk da var ya. Tabii tabii. Diyorum ben şimdi. Çok ilginç. Buralar bunun fazla tutmuyor. Yapışmayan yere zorlu mu hocam? Telefon yapıştırdım. Geçen gün bir denemesini yaptık. Telefon yapıştırdım. Şimdi biraz yorgunluk da var biliyor musunuz? Zeytin topluyorum. Yani yorgunluk da sebep olabilir yani. Evet. Dönebilirsin arkana. Arkana dönebilirsin. Değerli izleyenler, arkadaşım Emir Kaptan ile birlikte bugün Erdek'teyiz ve gerçekten de ilginç bir olay için buradayız. Yanımda Erdek garaj taksiste çalışan Sayın Rahmi Karakaş var. Rahmi Karakaş vücudunda biyoenerji olduğunu iddia ediyor. Bu konuda da hatta bir sertifika da almış durumda. Rahmi önce şuradan başlayalım. Nereden anladınız biyoenerji olduğunu vücudunuzda? Efendim, nereden anladım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir televizyon programında yurt dışından gelen bir insan vardı. Vücuduna kaşık çatal yapıştırdığını gördüm. Ben de espri mahiyetinde kızıma dedim getir bakayım ben de yapıştırayım dedim. Bunu zaman içinde eşim şöyle söylerdi. Ya senin de bir şey var, insanları kendine çekiyorsun. Bu sende ne var? Kadın olsun, kız olsun, çocuk olsun. Ben de ya bırak diyordum, kıskançlık yapma falan filan diyordum. O akşam nereden içime dolduysa işte televizyonda gördüğümü aynısını yapayım dedim. Kaşığı getirdi, kızıma getirdim bakayım. Espri olsun diye. Espri olsun diye yani getirdi. Yapıştırdım baktım şak yapıştı. İkinciyi yapıştırdık, tak yapıştı. Üçüncüyü yapıştırdık, tak yapıştı. Allah Allah dedik, korktum, ürktüm tabii. Söktüm onları. Sonra sırtıma kızım yapıştır bakayım dedim. Sırtıma yapıştırdı. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Ürktüm tabii ki yani. Şimdi neyin nesi bu dedim yani. Şimdi bende bir hastalık mı var acaba dedim kendi kendime. Sonra geldim durakta birkaç arkadaşıma anlattım. Dedim ya böyle böyle bir şey bende var dedi. Hadi gidelim doktora o zaman dedi. Burada sağ olsun Süleyman Bey dediğimiz bir hocamız var doktor olarak. Gittik hocaya dedik hocam dedik böyle böyle bir şey var bizde dedik. Neyin nesi? Sende dedi biyoenerji var dedi. Biyoenerjinin ne olduğunu da bilmiyorum tabii ki. Sonra bunu ne yapacağız ne edeceğiz dedi Allah'ın vermiş olduğu bir şey. Bunu araştıracağız dedi ben de sana yardımcı olacağım. Araştıracağız dedi. Bunun dedi uzmanını bulacağız seni eğitecekler. Sende biyoenerji var ama kullanmasını bilmiyorsun dedi. Tabii ki dedik biz de araştırma işine girdik işte. O arayı araştırdık. Buraya işte en son evet Erol hocamızı bulduk. Erol Konuk hocamızı bulduk. Gerçekten bu işin uzmanıymış. Davet ettiler. Sağ olsunlar gittik İzmir'e.
eğitiler beni orada. Nasıl kullanacağımı, el hareketlerimi, işte vücutta yedi çakramın olduğunu, aurayı açmasını, auranın kapatmasını komple eğitiler beni. Pratikte de eğitiler böyle. Birebir hasta olan insan üstünde de etki yaptı. Ellerimin titrediğini, ellerimin ceyranlaştığını gördüm tabii ki. Bayağı bir titremeler oldu ellerimde. Evet dedi, gerçekten sende de biyoenerji var ve biyoenerji sende fazla da biyoenerji var dediler. Bu biyoenerji de her insanda varmış ama kiminde işte 1 gram varsa birinde 10 kilo varmış. Örnek yani öyle. Bende çok aşırı varmış yani biyoenerji. Peki dedik ne yapacağız? Bu dedi insanlara da çok büyük bir faydası var. Ne gibi? Birçok bir hastalığa dedi faydası var dedi. Nelere iyi geliyormuş? Vallahi hocam işte başta işte şöyle söyleyeyim işte romantizma diyorlar, kireçleme diyorlar. Orada zaten yazıyordur hocam. Evet. Burada yazıyor işte mesela bel fıtığı, boyun fıtığı, baş ağrıları, migren, disk, bel kayması, psikolojik baş ağrıları, sırt ve boyun ağrıları, bel ağrıları. Evet, birçok hastalığa birçok şey yazmışlar. Bu arada siz sertifika aldınız. O sertifikayı da görelim. Evet, eğittikten sonra kalktılar. Evet sen dedi bu işi biliyorsun dedi. Bu eğitimden sonra dedi bu sertifikayı sana vereceğiz dediler. Sertifikayı verdikten sonra siz dedi yani yarın bir yerlerde dedi siz de bu işi yaptığınız zaman yani siz nereden biliyorsunuz dedikleri zaman yani yasal olarak işte bakın ben bunun eğitimini aldım. Yani yasal olmayan bir şey yapmıyorum. Bunun eğitimini aldığım için yapıyorum diye cevap verebileyim diye evet. Şey yaptım. Peki Rami sen bir de bilmeden eşinin migrenini tedavi etmişsin galiba. Evet. Anlatır mısın onu? O nasıl oldu şimdi? Bundan 3-4 yıl evvel eşimi hastaneye götürdüm işte İzmir'e götürdüm, Bursa'ya götürdüm. Sonra Bandırma'ya götürdüm. İşte başına bir şeyler falan bağladılar, şey yaptılar. En son diyor ki migren dediler var eşinde. Evet eşim asabileşmişti yani baş ağrısından duramıyordu yani. Duramıyordu. Bir akşam işte yatıyorduk öyle. Gene ağrıları tuttu tabii ki. Ağrıları tuttu. Eşim bana yattı birazcık ovar mısın başını dedi. Kalktım eşimin başını ovdum. Ovdum. Tabii bir 5-10 dakika yani ovdum başını. O arada eşimin yattığını gördüm. Hadi rahat rahat uyusun dedim. Ben de rahat uyuyayım dedim. Çünkü geceleri yatamıyordu yani baş ağrısından. Sabah kalktığımızda yattı sen bana dedi, ne yaptın dedi ya. Dedim ne oldu dedim hanım. Ya dedi, o kadar bir rahat uyudum ki dedi. Espri yaptım tabii ki ben de. Dedim, bak dedim işte ellerimde şu var bu var falan filan. Şakalaştım tabii ki anlamda. Tabii biz bunun farkında değildik yani. Farkında olmadığımız için bilmiyorduk. Sonra bu tekrarlamaya başladık yani. Bir gün, üç gün, beş gün, bu 20 gün, bir ay kadar devam ettik. 20 gün, bir aydan sonra eşimin zaten ilk günden sonra ilacı kestiğini gördük yani. Tabii biz bunun farkında değiliz. Bunlar oluyor ama biz farkında değiliz. 4 sene falan oldu işte aşağı yukarı. Eşim şu ana kadar artık hap hiçbir şey kullanmıyor. Evet, evet migrenin geçtiğinde hastaneye bile gitmeye gerek duymadık yani. Evet. Bir de yani olmasına. Peki Rami, Erdekli değilsin. Yaklaşık 12 değil. Yıldır Erdek'tesin değil. Galiba. Nerelisin? Kaç doğumlusun? Aslen 1971 doğumluyum. Mardin Mazda. Doğumluyum. Diyarbakır'da büyüdüm 88'e kadar. 88'den sonra İzmir'e geldik. 15 yıl İzmir'de kaldıktan sonra İzmir'den bura kısmet oldu. Buraya yerleştim. Evet. Burada da taksicilik yapıyorum. Son olarak şunu soracağım. Bir Tanrı vergisi, Allah vergisi bir özelliğin var. Evet. Bu konuyu herhalde insanın yararına kullanacaksın değil mi? Bir karşılıksız hocam, şimdi şöyle söyleyeyim. Allah-u Teala sana bir nimet vermişse yani bunu insanlık için kullan diyorlarsa bu bence senin en güzel şey yani dünyada en büyük servet yani Allah-u Teala bana verdiği en büyük servet bu yani. Bunu da ben şöyle söyleyeyim, benim insanlara faydalı olmam kadar güzel bir şey olur mu hocam? Yani... Peki, sana çok teşekkür ediyoruz. Biz de bundan sonra insanlara yararlı olmanı diliyoruz. İnşallah, bu özelliğin nedeniyle. İnşallah faydalı olursa çok. Ben de çok sevineceğim tabii yani bir insana iyileştirmek yani ondan bence mutluluk yani daha bir mutluluk yok. Olamaz yani şimdi, olamaz şimdi yani. Birazdan bu özelliklerini de göreceğiz ekranlara getireceğiz izleyicilerimiz için
Şimdilik sana tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol hocam. Şimdi bunu yaparken hocam sadece siz bel ağrınız için değil, bütün vücutta enerjiden, sadece o bel ağrısı değil, başka çeşitler de çıkar. Evet. Farkına varmasınız belki. Gözünüzü kapatın hocam, şimdi zaten arkadaşlar seyredecek, kirpiklerini de oynayacağız zaten. Sıkmanıza gerek yok, kendini serbest bırakın hocam. Bir elektrikle ne veya sıcak ne soğuk bir şey olabilir. Evet hocam, burada var. Hocam sizin şu kolunuzda bir şey var.